Konuşulanlar arasındaydı isminiz. Adana'da başınıza gelen bir olay nedeniyle biz birlikteydik. Bir gece, bir akşam önce yemekte beraberdik. Sabah birden gözaltına alındığınızı duyduk. Ne oldu Adana'da? Bir ondan başlayalım isterseniz gündemden önce. Adana'da ne oldu? Tabii öncesi var ve öncesinin işte bir bildiğimiz boyutu var öncesine ilişkin. Bir de bilmediğimiz boyutu var. Sabah 5.30'da ben 6'ya kurmuştum telefonumu. 5.30'da telefon çaldığında ilk tepkim şu oldu. Allah Allah, ben 6'da kalkmaya planlamıştım ama dedim. Santrale danışmaya kaldırma görevi vermemiştim dedim. Yani uyandırma saati vermemiştim. Bu ne iştir dedim. Açtığımda işte emniyetten arkadaşların geldiğini, beni beklediklerini söyledi. İndim, işte konunun ne olduğunu paylaştılar. Böyle böyle işte gideceğiz dediler. Peki dedim, eşyamı alıp geliyorum. İşte bir tane küçük bir el çantası var zaten, aldım. Kalktık gittim. Giderken bir şey yaptım. Yani duyulma, o hazırlık aşamasında bizim haber koordinatörümüz Ahmet Memiş aradım. O da tabii o saatte epey şaşkın bir şekilde ne olduğunu, ya dedim sen not al. Biraz inanamadığı, biraz uykun verdiği şeyle bilgileri verdim. Sebebini anlattım. Çünkü indiğimde aşağıda paylaşmışlardı. Ondan sonra da polislerin arasına arabaya bindirdiler ve götürdüler. İşte karakola, karakoldan işkence, girişte işkence içeride var mı yok mu, o tür şeye ilişkin bir adli tıp raporu istiyorlar biliyorsunuz. Adli tıbba gittik, yani doktor kontrolüne gidildi. Oradan gelindi, işte biliyorsunuz o üzerinizde ne var ne yok, kemer dahil her şeyi alıyorlar. Sizi demir parmaklıklar arkasına bırakıyorlar. Gözaltı denilen şey bu. Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, hakikaten hem teşekkür etmek istiyorum hem de gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum kendisini. Çok büyük destek verdi. Biraz da kendi konuğuna yapılan, en azından orada yapılan, öyle bir ortamda yapılan bir şeyden duyduğu rahatsızlık vardı haklı olarak. Ciddi rahatsızlık yaşadı. Tabii yani neticede olayın perde arkasını işte haberlerde sizler paylaştınız. Yine Adana ile ilgili bu konu aslında. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı dönemin Aytaç Durak'la ilgili. Aytaç Durak'la yine dönemin basın savcısı, ismini not almıştım, ismini de pek de hafızamda tutmak istemiyorum. Duran Yılmaz, Duran Yılmaz'ın oğlu Murat Yılmaz'ın belediye ile olan Akçeli işlerini anlatan bir haberdi bu. Sadece Rota Haber'de de yayınlanmamıştı. O dönemde birçok yerde yayınlandı. Tabii Rota Haber'de yer aldığında bir haber. Tabii biz belgeleriyle yayınladık. Belediyeden aldığı maaş bordrosu vardı. Aynı ofisi kullandıklarına dair görüntüler vardı. Bunları da yayınlamıştık biz. Bunlar tabii bir tür mesleki dayanışma, yargıçlar, savcılar, hakimler arasında bir tür mesleki dayanışmayla. Yani siz benim bizim arkadaşımıza bunu yaptınızsa biz de sizin bir yolunu bulup canınızı okuruz diye böyle bir sürecin sonucu yani, hayata geçmiş şekli maalesef. Tabii yani son hafta sonu çok konuşuldu. Ben hani çok fazla uzatmadan sadece bir cümle, bir tartışma vardı. Mesela deniyordu ki o tartışmada özellikle internette işte Ünal Tanık'ın ifadesi İstanbul'da zamanında talimatla alınamaz mıydı? Niye Adana'ya gelmesi beklendi falan gibi bir orada tartışma iki, vardı. İki şey var. Birincisi yani sadece ifade değil. Bakın ben bununla ilgili ifade verdim. Hakim karşısına çıktım İstanbul'dayken. Dahası aynı konuyu Adana'da yerelde yazan bir yerel bir gazetedeki bir arkadaşımız muhakeme oldu ve beraat etti. Ben mahkemeye bu beraata ilişkin belgeleri de sundum. Yani bu beraata ilişkin belgeler de var benim dosyamda. Buna rağmen ama bir başka bir şey yapıldı. Ha, bir avukat arkadaş bir şey demişti o zaman. Ya bunlar uğraşmayalım. Çünkü hakimler, savcılar birbirlerine bir şekilde destek verirler, tutarlar. İstersen haberi eğer senin açından çok sakıncası yoksa kaldıralım. Siz de ben zaten de, kaldırmıştık. Mahkeme kararı olmadan kaldırdık biz. Ama işin enteresan tarafı daha sonra mahkeme kararını, yani haberi yayından kaldırma kararını yerine getirmedim diye gözaltına alınıyorum ben. İşin en garip tarafı bu. Evet.